Amerikan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Clarida son verilerin istihdamın ve ücretlerin enflasyonsuz artabileceğini gösterdiğini vurguladı. Clarida istihdam konusundaki yeni yaklaşımın enflasyonun yokluğunda düşük işsizlik oranının tek başına bir faiz artırımını tetiklemek için yeterli olmayacağı anlamına geldiğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Bostic, Amerikan ekonomisinin toparlandığını ancak verilerin yavaşlama işaretleri gösterdiğini savundu. Almanya'da öncü verilerle tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre değişim beklenmemesine karşın %0.1 düştü. Aynı dönemde tüketici fiyatları yıllık olarak değişmedi, beklenti %0.1 artıştı. Avrupa Merkez Bankası üyesi Schnabel, Euro bölgesi ekonomisinin bankanın temel tahminlerine paralel bir performans gösterdiğini, bu durum devam ederse politikada ayarlama yapmaya gerek olmayacağını savundu. Mevcut şartlarda salgın acil varlık programının büyüklüğünün uygun olduğunu belirten Schnabel, Avrupa Birliği'nin ortak borçlanma kağıdı ihracının programın artırılmasını haklı göstermeyeceğini iddia etti. Çin'de ekonomik toparlanma hizmet sektörü öncülüğünde sürdü. Ağustos'ta Çin hizmet PMI 1 puan yükselerek 55.2 oldu. Beklenti 54.2 idi. İmalat PMI hafif düşüşle 51 seviyesine gerçekleşti. Beklenti 51.2 idi. Bileşik PMI'de 54.1'den 54.5'a yükseldi. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %9.9 daraldı. Beklenti %10 daralmaydı. Ekonomi ikinci çeyrekte dönemsel bazda %13.6 daralma beklentisine karşın %11 daralma kaydetti. İkinci çeyrekte sanayi sektörü %16.5, hizmetler sektörü %25 daralırken tarım sektörü ise %4 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte hane halkı tüketimi %8.6, yatırımlar %6.1, kamu tüketimi de %0.8 azaldı. Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz'da beklentiye paralel 2.7 milyar dolar oldu. Temmuz'da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %5.8 azalarak 15 milyar dolar olurken ithalat ise aynı dönemde yıllık %7.9 azaldı, 17.7 milyar dolar oldu. Ve 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması mevcut faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Başladıkları tarih esas alınarak işverenler kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edebilecek. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda pazartesi gecesi itibariyle karşınızdayız. Yeni haftanın başında gündemimizde neler var? Şöyle hızlıca bir sıralayalım. Önce Amerika ile başlayacağız. Wall Street endekslerini sizlere anlatacağız. Bir karışık görünüm var. Geçen haftayı rekor üzerine rekorlarla kapatmıştı Amerikan endeksleri. Bir rekor haftası olmuştu adeta. Bu haftaya geldiğimizde Nasdaq inanılmaz bir yükselişine devam ediyor. %1'e yaklaşık yukarıda. Dow Jones endeksi ve S&P 500 ise kırmızı satış tarafında. Dolayısıyla bir karışık seyir var. Bu hafta Amerika'dan istihdam verilerini alacağız. Amerikan ekonomisinin istihdam sektörünün nereye gittiğini anlayacağız. Ama çok önemli bir Ağustos ayını çok iyi bir şekilde bitiriyor Amerikan endeksleri. Tarım dışı istihdam ve Fed'in tabii bu politikaya geçen hafta Powell'ın açıkladığı yeni politikaya geçişi, enflasyonu biraz ihmal edebiliriz. Yani %2'nin üzerine tırmanmasına, %2 oldu diye hemen enflasyon gidip faiz artırmayacağız demişti Amerikan Merkez Bankası. İstihdam sektörünün de çok önemli bir şekilde toparlanması gerekiyor ki istihdamdaki iyileşme de hemen Fed'i faiz artırmaya koşturmayacak. Yani Fed düşük faiz politikasına uzun süre devam edecek. O sinyali almıştık geçen hafta. Türkiye ekonomisine baktığımızda ise ikinci çeyrekte sürpriz olmayan bir şekilde salgın nedeniyle %9.9 küçüldük. Tek hanede kaldı küçülme. Tahminler iki haneye çıkabileceği yönündeydi. 9.9 tarım sektörü gerçekten bizi belki de kurtaran, çift haneye gitmemesini sağlayan sektör oldu. %4 büyüdü. Hizmet ve imalattaki daralmaya rağmen bu önemliydi. Onun altını çizelim. Sanayi %16.5, hizmetler %25, inşaat %2.7 daralmıştı. Tarım sektörü %4 büyüyken. Geçelim Ağustos enflasyonuna. Bizim yaptığımız ankette bu hafta gelecek enflasyon 11.9, 12'ye yaklaşması bekleniyor. Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikaları, likiditeyi çekme politikaları da bir taraftan devam ederken enflasyon bu haftanın kritik verisi gibi görünüyor. Dolar TL haftaya yükselişle başladı. Kurda çok sert olmayan bir şekilde yukarıya doğru gidiyoruz. Geçen haftanın o TL'nin değer kazancı, dolar endeksinin zayıflaması hareketinin ardından bu haftada tam tersi dolar TL yukarıda. Ama borsa bayağı sert satış yedi bugün. Yani enteresan, ne oluyor dedik. Niye bu kadar sert satış yedi? %2'ye yakın borsa İstanbul'da düşüş vardı. Bunu da birazdan konuşacağız. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Murat Salar bizlerle olacak canlı yayında konuğumuz olarak. Azimut Portföy Genel Müdürü ve Recep Atakan da yine küresel piyasalarda olacak. Şöyle bir rakamlara bakalım. Nasıl bir tablo var efendim, sıralayalım, ardından sohbetimize geçeceğiz. Dolar TL'de yön yukarı demiştim. 7.35'e yaklaştık. %0.2 yukarıda. Euro TL 8.76'da. Dolar endeksi zayıflamaya devam ediyor. 92 seviyesinin altını zorluyor. Euro dolar 1.19'un üzerine çıktı. 1.19.36'da, yani neredeyse yeniden o 1.20 denemesini yapıyor gibi. Gün içerisi grafiğe bakacağız dolar TL için. Günün en yükseği 7.36'lar olmuş. 7.32'lerden başlamıştık. Geçen hafta oralarda 7.32'lerde bırakmıştık. TL'nin güçlendiği bir hafta olmuştu. Daha rahat olduğu bir hafta olmuştu. Bu hafta 7.35'te başlıyoruz. Borsa İstanbul'da satış sert, açılışla beraber aşağı geldi endeks. 45 derece aşağı doğru indi. %2 aşağıda 1078 kapanışı. Tahvil faizlerine bakalım. 2 yıllık ve 10 yıllıklar ekranlarda bir hareket görünmüyor. 14 ve 13.2. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ekranlarımızda, orada da 0.70 seviyesinin yeniden altına inmişiz. Geçen hafta Powell'ın açıklamaları sonrası hızlı bir şekilde 0.70'lerin üzerine çıkmıştık. Getiri eğrisinde çok net bir dikleşme olmuştu Amerika'da. Bu hafta kısa vadeli faizler yukarı gidiyor ama 10 yıllık ve 5 yıllık faizler aşağı gelirken. Ons altın ekranlarımızda pazartesi günü hafif yükselişte 1970 dolar. Ons altın güçlü, 465-466 liradan geçen bir gram altın fiyatı var. Bitcoin'de 11.700'lerdeyiz. Petrol fiyatları 45-42, 43-45 devam ediyor. Uzun süredir buralarda sakin, dengesini bulmuş gibi. Avrupa endeksleri negatif satışlar. İspanya'da özellikle bugün bayağı sert bir satış vardı. %2'ye yakın İspanya borsası düştü. İtalya %1 yukarıda. Paris %1, 0.6. Avrupa'da bir de vaka sayıları da artıyor. Yani İspanya, İtalya, bu ülkelerde, Almanya, Fransa vaka sayılarında ciddi artışlar var. Onu da unutmayalım. Amerikan endekslerinde de Nasdaq hızlı bir şekilde yükseliyor. Bakın %1 yukarıda 11.800'e geldi. S&P yatay 3.500, Nasdaq 28.400'lerde satış tarafında. Melike'ye döneceğim. Melike, bu karışıklık neden? Nedir bu karışık durum? Evet, bayağı karışık bir yerdeyiz. Aslında Nasdaq kendini ayrıştırıyor diğer endekslerden. Şimdi neden? Öncelikle bir kötü haberle başlayayım. Çin'in özellikle AI teknoloji firmalarının, teknoloji ihracat firmalarının üzerine yeni uygulamalar, kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulayacağı söylendi ve bu hemen Microsoft, Walmart, Oracle gibi ağırlığı yüksek hisseleri etkiledi. Ama bunlar Dow Jones'da ağırlığı yüksek olanlar, S&P 500'de aynı şekilde. Nasdaq neden ayrışıyor peki bu kötü teknolojiyi ilgilendiren kötü habere rağmen? Çünkü Apple ayrıştırdı. Aslında oradaki de yataya yakın bir yukarı çıkışlı performanslı. Şimdi biraz daha atak yaptı son saatlere doğru. Çünkü Apple 4'e 1 hisse senedi bölümü, stock split dediğimiz hisse senedi bölümünde işlemini gerçekleştirdi. Tesla da aynı şekilde 5'e 1. Bu iki hisse de yukarı tırmanıyor, tırmanmaya devam ediyor. Böyleyken bir yandan da Amazon, yani bunlar daha lokal haberler ve jeopolitik endişeyi gidermeye çalışıyor. Amazon'un da drone dağıtımı FAA'den, yani hava yollarını denetleyen kurumdan onayı aldı. Alır almaz %2,5'a varan Amazon'un hissesinin yukarı çıktığını, rally yaptığını gördük. Bu da aynı şekilde hemen teknolojide kendisiyle birlikte yukarı çıkardı. Ve bir yandan da COVID-19'la alakalı Abbott Laboratories mesela, onun çok önemli bir onayı var. Geldi. Nedir? İşte $5'lık 15 dakikada COVID-19'u bulan bir testi geçti, onayını aldı. Bu da FDA'nin. İşte bütün bunlarla birlikte borsanın karışık bir yerde olduğunu görüyoruz. Çünkü bir yanda jeopolitik endişeler, bir yanda spesifik hisse senedi başına onların getirdiği, şirketlerin getirdiği güzel gelişmeler. Ama VIX Korku Endeksi yine de yukarı çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Bir yandan da Fed yetkililerinin konuşmalarını dinledik. Tarihte ilk defa Jackson Hole, Wyoming'deki bu Jackson Hole sempozyumu halka açıktı. Webinarla, weble birlikte Zoom'dan. Clarida'nın sözü önemliydi. Yani artan enflasyon hedefiyle ilgili onu savunması ve düşük faizlerde tutulacağını söylemesi, bu etkili oldu. Bir yandan da Charles Juckley kendisi yatırım stratejisi, daha fazla ek mali politika ve desteğe ihtiyacımız lazım ekonomi olarak, çünkü mali teşviklerin süresi bitiyor. İşte bütün bunları dinleyen borsada kendini yukarı atmaya çalışıyor. Kaşgari'nin de bir konuşması bekleniyor. Bir yandan da S&P 500'e yeni eklenen firmalar var. Nedir? İşte Salesforce gibi, Honeywell gibi önemli hisselerinde S&P 500'e bugün katılması. Dolar 2 yılın dibinden kendini yine güçlendirmeye başlarken petrolde düşüş başladı. Euro kasırgasının etkisinin hafif azalmasıyla birlikte, ama altın bugün güvenli liman olma yoluna devam ediyor. Ve biz Ağustos'u geride bırakırken son 36 yılın en iyi Ağustos'unu geride bırakıyoruz. Normalde Ağustos ayı çok sakin, hacmi düşük ve negatif karlı, yani karsız, daha doğrusu zararlı bir aydır, ama öyle geçmedi. Kesinlikle performansı en iyi aylardan biriydi. Eylül-Ekim de önemli. Seçim yıllarında genellikle Eylül'ün düşük performanslı bir ay olduğu söyleniyor. Bakalım, göreceğiz, ama bir yandan da tabii bütün aşıların onaylarının alınma mühleti de Eylül-Ekim aylarına denk geliyor. O yüzden önümüzdeki 4 ila 8 hafta içinde Charles Juckley de aynı şeyi söyledi. Kıdemli stratejist olarak bu aşılarla ilgili yeni gelişmeler borsayı daha da yukarı kaldırabilir, canlandırabilir diyorum. Söz tekrar size, İstanbul'a verin. Melike, çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Bu arada çok gündemdeydi Melike, belki son bölümde bize anlatır, duyuyorsa sevgili Melike. Bu TikTok değil mi Melike? Yani yanlış söylüyorum bazen. Umarım doğru telaffuz, bazen TikTok falan diyorum ama TikTok galiba doğrusu. TikTok, evet. TikTok değil mi? Ben hiç kullanmadım ama böyle bir uygulama. Şimdi bu Çinli uygulamayı bir Amerikalı şirketin alması gündemdeydi. Şimdi son bakıyorum buna, bu alım satım için Çin hükümetinin de bir onayının olması gerektiğine dair haberler var. Yani Çin'de öyle hemen koskoca bu Amerika'da, yani bu TikTok dediğimiz uygulamanın dünyada 1 milyar kullanıcısı varmış. Şaka maka değil. Sadece Amerika'da 160 milyon kişi, Melike, bu uygulamayı kullanıyor ve Amerika diyor ki bu benim ulusal güvenliğime tehdit. Ve bunu almaya çalışıyor Amerikalı firmalar. Enteresan bir dış politika ve ekonomi konusu TikTok. Değil mi? TikTok, doğru söyledim, evet. TikTok kesinlikle doğru. Evet, TikTok şimdi çok enteresan bir hisse ve şirket gerçekten ABD'de kullanımı yüksek 10-15 saniyelik dans videolarının içinde olduğu ve genellikle ünlülerin iyice yaydığı, gençlerin en çok kullandığı bir Snapchat gibi bir app bu. Ve Barış, gerçekten ABD'lilerin bütün bilgileri onun elinde. Ama TikTok geri cevap verdi Trump'ın bu davasına. Çünkü dava açtı biliyorsun TikTok'a. Diyor ki benim elimde olan bilgilerin hiçbirisi Çin hükümetinin elinde değil ki. Yani geri cevap veriyor, fakat şimdi Trump'tan geri cevap gelmedi. Fakat Çin hükümeti de ben de buna geri cevap vereceğim diyor. Senin söylediğin doğru. İşte Microsoft almak istedi biliyorsun. Birçok firma araya girdi TikTok'u almak için. Daha henüz bir tabii resmi duyuru yok. teklifle alakalı, batıyla alakalı olarak, ama Çin'de dedi ki bu benim şirketim, çünkü Çin şirketi, Çin menşeli bir şirket. O yüzden ben de regülasyondan geçireceğim diyor. Böyle karşılıklı bir atışma maalesef politik hale geldi. Ve peki, bakalım nasıl bir sonucu oluşacak. Uluslararası kanunlar hukuka gitmesi bekleniyor denilen o. ABD'den, Trump'tan da bir cevap bekleniyor bu arada TikTok'a karşı. Diyorum size, tekrar size İstanbul. Melike, çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Hemen ben döneceğim değerli iki konuğuma. Murat Salar ve Recep Atakan bu akşam da bizlerle. Hoş geldiniz. Teşekkürler Barış. Recep hoş Atakan bulduk, hoş merhabalar. Murat Salar son anda bekliyorduk ama inşallah haftaya diyelim. Haftaya inşallah. İnşallah. Peki. Barış'cığım, bir aksilik oldu. Eyvallah. Şimdi Murat abi, İstersen yani yurt dışını bir toparlayalım. Çok büyük gündem, hani bir haber var mı dediğimizde biraz Fed'in, Powell'ın geçen haftaki mesajları ve hala onun galiba biraz tartışması var. Tarım dışı istihdam var. Eskiden çok böyle heyecanla beklerdik ama artık o eski heyecan yok. Yeni haftaya başlarken Amerika gündeminde Fed'in geçen haftaki o enflasyon mesajıyla beraber nedir hava? İstersen onunla başlayalım. Yani ilave senin de söylediğin gibi bir gündem maddesi yok. Bugün fiyatlanacak yeni gelen veri veyahut da böyle fiyatlama üzerinde çok etkin olacak bir şey yok. Genel anlamda pandemi sonrası o daha çok böyle yazılımla, software'le, biraz daha elektronikle diyeyim, 21. yüzyılın teknolojisiyle alakalı o yatırımlar veyahut da oraya olan ilgi devam ediyor. Biraz evvel yayının başında sen de söyledin. Nasdaq pozitif ayrışıyor. Biraz daha inovasyonun olduğu firmalar pozitif ayrışıyor. Bir denge noktası aranıyor. Yani yeni düzende pandemi sonrası işte insanların uzaktan erişimi, uzaktan çalışma, ofislerden biraz daha ayrı olma sürecinde işte yeni dönemin yeni fiyatlamaları dengesini arıyor. Bir tek o var Barış. Yani ilave bugüne geçen haftadan taşınan fiyatlamaları çok değiştirecek çok önemli bir şey ben görmüyorum. Peki Recep Atakan'a da döneyim. Recep Atakan, Powell'ın mesajı aslında çok tartıştık geçen hafta. Biraz enflasyona izin vereceğim, düşük faiz politikam uzun süre devam edecek gibi anlamıştık. Nasıl değerlendirirsin? Aslında bu oldukça önemli. Benim 2013'teki Bernanke'nin piyasalara yön veren konuşması kadar olmasa da, bu arada yine kulağıma sesim geldiği için, ek olduğu için rahat konuşamıyorum. Evet, onunla ilgilenecektir arkadaşlarımız. Stüdyoda olsam mesela bu pek kulağına gelmeyecektir sesim. İlk fırsatta inşallah. Evet. Hayır, İstanbul'da olsan ona da razı. İstanbul'da mı Recep? Tabii canım. Abi Murat, yaklaşık 4 haftadır buradayım. İstanbul'a geldi diye tahmin ediyoruz. Aslında şu arka fonu indireceğim. Şu arkamda sahil, deniz falan var ama sizi kandırıyorum. Arka tarafta plaj voleybolu oynanıyormuş mesela sen önde anlatırken. Evet. Şimdi Amerika'daki süreç bence önemli. Yani çok yorumladık tabii. Geçen hafta bu Jackson Hole'a bu kadar ben anlam vermemiştim. Ne yalan söyleyeyim. Yani ortaya çıkacak sonuçlar itibariyle böyle bir denge değiştirici bir şey çıkacağını beklemiyordum ama mesaj çok kuvvetli Amerika'dan. Özellikle tabii bunu nasıl becerecekleri ayrı bir konu. Pandemi olmasaydı da %2 enflasyonu yakalayamayan bir Amerika'nın bu pandemi sürecinde %2 enflasyonu nasıl yakalayacağı kısmı tartışmakla beraber çok kuvvetli bir mesaj verdi. Aslında yaklaşık şöyle 4-5 yıla kadar olan süreçte düşük faiz ve yine bol paranın devamı niteliğinde bir mesaj verdi. Aslında bu Amerika'nın ekonomisinden çok bizi etkilesi kısmı bizler için daha mühim. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ekonomileri, eğer ev ödevlerini iyi yaparsa, çeşmenin altına kabını koyabilecek kadar doğru hareketler yaparsa, aslında bu süreç bize yine zaman kazandıran bir süreç oldu. Bizim bir süredir içsel, yani diğerlerinden ayrışmış vaziyette olan trendimizi belki tekrar toparlamak, yeni bir hikaye yazmak ve burada hikayemize dışsal etkileri biraz daha az olduğu bir dönem gibi bir hediye çıktı karşımıza. Ben buna bir nevi milli piyango diyorum. Tabii bizim burada öncelikle bu gelişmekte olan ülkeler liginde bir negatif ayrışmamızı düzeltmemiz gerekecek. Ama gördüğüm kadarıyla Amerika'nın politikası istihdam üzerine kurgulu. Bu da büyüme üzerine kurgulu olduğu için benim buradan yorumladığım bol paranın, mali teşviklerin uzun süre devam edeceği bir yapı anlamına geliyor. Biz böyle bir yapıyı uzun süreli 2009-2013 arasında görmüştük ve o dönemde böyle pandemi de değildi, normal bir krizdi ve o parasal genişlemenin etkileri tüm dünyada, başta Türkiye olmak üzere, o dönem Türkiye ekonomisinin yıllarından bir tanesiydi, pozitif etkiler yaratmıştı. O yüzden karar çok yorumlandığı için bir daha geçmek istemiyorum ama bence çok önemli ve önümüzdeki 3 ayı 6 ayı değil birkaç seneyi etkileyecek bir olay olduğu için bence çok güzel bir fırsat verdi karşımıza. Bizim şu dönemsel, belki pandemi, belki kur krizi gibi süreçlerimizi atlatabileceğimiz bir zaman yakalarsak, ekonomide güzel bir denge ortamı yakalayabilirsek bu süreçten faydalanma olasılığımız da var. Açıkçası ben bugün yayına biraz pozitif geldim. Bu soruyla ilk pozitifliğimi vermiş oldum. Evet. Evet tabii. Yani Murat abi içinden diyor ki o kadar tatil yapsam ben de pozitif gelirim. Değil mi abi? Haksız mıyım? Tabii. Demin şey dedi ya Recep, 4 haftadır buradayım dedi. Ben de onu düşündüm. 1 Haziran'la aşağı yukarı işte 1 Ağustos arasındaki 8-9 hafta zannediyorum ki yani. Yani bu arada nasıl 4 hafta İstanbul'da, ben ona da şaşırıyorum. Yani uzun bir süre Recep Atakan için. İstanbul'da yani 4 hafta. Bu konuda benim bayramda bütün... falan gitti ama. Arada bayramda onlar gitti. Aynen. Evet abi. Bütün algıyı değiştiririz. Ben teknolojinin imkanlarından faydalanıyorum. Şu anda birçok insan ofisten çalışıyor. Beni de öyle varsayın. Bulunduğum yerin çok önemi yok ama gerçekten yani yaz dönemi de evet güzel bir uzun bir tatil oldu ama şu anda İstanbul'dayım, işlerimin başındayım. Peki şimdi Recep Atakan ben iyimserim dedi. Fed'in mesajları güzel dedi ama mesela şu ekrana bakıyorum Murat Salar. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün Güney Afrika randı %2 aşağıda. Brezilya reali %1,5 satış yiyor. Türk lirası %0,3-0,4 satış yerken. Aynı zamanda ben şunu da merak ediyorum. Dolar endeksi de zayıflıyor. Yani bunu bize anlatmanı, bir değerlendirmeni rica ediyorum. Şu oluyor. Hem dolar endeksi zayıflıyor. Yani euro dolar yukarı gidiyor. Dolar küresi olarak gelişmiş ülke paraları karşısında zayıflıyor. Ama gelişmekte olan ülke para birimleri bundan... Dolar TL'yi de içine koyalım. Yeterince yararlanamıyor. Yararlanamıyor mu diye sorayım ya da sana. Sen burada bir fikrin, bir görüşün var mı? Biraz evvel Recep 2009-2013 kısmını söyledi. O dönem hakikaten bizim benzerimiz ülkelere çok yaramıştı. Yani işte gelişen ülkeler diye adlandırdığımız ülkelerin hepsine, başta Türkiye olmak üzere, biliyorsunuz o dönemde Türkiye'ye yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükseldi 2008 krizinden sonra. İşte bizim aklımızın erdiği diyeyim, hatırladığımızın ötesinde aklımızın erdiği en düşük Türk tescilisi faiz oranlarına vesaire gelmiştik. Şimdi aynı şekilde gitmiyor. Yani çok daha hızlı bir parasal genişleme var. Çok daha kısa sürede gerçekleştirilen bir Fed'in bilanço büyümesi var. Ama aynı pozitiflik gelişen ülkelerin varlık fiyatları içerisinde çok görmüyoruz. Başta para birimleri olmak üzere. Baktığın zaman değer kazanan bir trend değil. Zaman zaman değer kazanan, zaman zaman değer kaybeden, bu hafta olduğu gibi, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bazen biri tamamını sürükleyebiliyor veya benzerlerini sürükleyebiliyor. Bazen hepsi birlikte hareket ediyor. Çok böyle spesifik şu nedenle, şuradaki fiyatlamanın gelişimiyle diyebileceğimiz bir şey değil ama belki illa yorum yapmak gerekirse şu anda teknolojiyle ilgili yatırımlar çok revaçta. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Yani orası her şekilde para kazandırıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek riskle getiri arayışına şu anda ihtiyaç yok. Yani kripto paralardan tutun da teknolojiyle ilgili hisse senetleri ve buna benzer yatırımların hepsi hakikaten son dönemde ciddi revaçta oldu. Bir sebebi olmadan, spesifik olarak bir haber akışı olmadan, mesela pandeminin ilk başında işte diyorduk ya petrol fiyatları çok düştü, emtia ihracatçısı ülkeler bundan etkilendi. O yüzden örnek veriyorum, Brezilya negatif etkilendi. Altın fiyatları, Güney Afrika, petrol tekrar Rusya gibi analiz yapabiliyorduk. Şu anda ona benzer somut bir çıkarım yok. Biz birazcık daha bu flow dediğimiz giriş çıkış datalarından takip ediyoruz. Oralardan da böyle çok net bir trend, işte gelişmekte olan ülkelerden arka arkaya para çıkıyor veya giriyor diyebileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla Barış'cığım, hani soruna böyle çok sağlıklı, çok doyurucu bir cevap veremedim ama dediğini ben de tekrar edeceğim veya sadece onu söyleyebilirim. Hakikaten dengesiz bir fiyatlama var. Dolar değer kaybederken birçok şeye karşı gelişen ülke para birimleri de dolara karşı değer kaybediyor. Spesifik de bir nedenini temel anlamda ben çok göremiyorum. Recep Atakan, sen ne dersin bu konuda? Evet, bizim gibi birkaç negatif ayrışan sebepleri, ister dış politika deyin, ister yakın dönemde yaşadığı ekonomik etkiler sebepli deyin, ayrışanlar dışında aslında Brezilya reali gibi bazıları birkaç gündür pozitif ayrışıyordu. Bugünü gün özelinde anlatmak belki zor ama biraz daha olaya uzun vadeli bakmakta fayda var. Çünkü Amerika'daki toplantıdan çıkan sonuçlar bugünün fiyatlamasını değil, belki önümüzdeki bir senenin, iki senenin fiyatlamasını bize refere edecek şekilde, eğer becerebilirlerse. Bu eğer becerebilirlerse kısmını özellikle tırnak içinde söylüyorum. Çünkü zaten pandemi öncesinde de bol para ve enflasyon yükseltme bazlı politikaları güdüp bunları hayata geçirememiş bir Amerikan ekonomisi vardı. Belki bu pandemi sürecinde çöken ekonomilerin, çöken büyümelerin arkasından belki yerini baz etkileriyle özellikle 2021'de daha kuvvetli büyümelere bırakacağı dönemlerde özellikle bu bol paranın ve mali teşviklerin uzun süre devam ediyor olması Amerikan dolarına dünyada herhalde bir süre daha, özellikle dolar endeksi dediğimiz kavramı trend olarak yavaş yavaş aşağıya çekme potansiyeli var. Şu anda 92-93 bandında devam eden dolar endeksinin önümüzdeki dönemde hem gelişmiş hem gelişmekte olan ekonomilere karşı bir miktar daha değer kaybetmesini beklemek bu açıklamalardan sonra çıkarılacak en kuvvetli sonuç. Tabii özellikle bizim gibi parası dayak yiyen ekonomilerin tekrar parasının değer kazanması iyi senaryo. Ama buna karşı euro gibi 1.07'den 1.20'lere kadar zaten değer kazanmış bir paranın daha da değer kazanma ihtimali de onlar için kötü senaryo. O yüzden belki bugünü ben de açıklamakta zorlanabilirim. Çünkü çok farklı dinamikler gelişiyor. Ama bizim, her şeyi kenara koyuyorum, Euro'nun kendi problemi. Diğer gelişmekte olan ekonomiler, eğer kategorize olursak, onlarla birlikte hareket edebilirsek bizi ilgilendiriyor ama bizim öncelikle bu hem Doğu Akdeniz hem Ege'deki dış politik sürecimizin getirdiği stres ve özellikle Merkez Bankası'nın kur atağına karşı politika setinin piyasa tarafından benimsenip benimsenmeyeceği kısmı önümüzdeki dönem bu ayrışma içerisinde söylediğim yöne doğru Amerikan doları bizim paramıza karşı değer kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi kısmında çok belirleyici olacak. Uzun süredir çok kötüleri satın alıyoruz. Evet, Merkez Bankası'nın defalarca programda konuştuk. Yaklaşım biçimini daha farklı olabilir diye konuştuk. Ekonomik daralma kötü gelecek dedik. Bugün geldi, geride kaldı. Aklımıza gelen o kadar çok senaryo var ki Barış, kötü anlatabilecek. Ama biz yavaş yavaş yılı kapatıyoruz. TL varlıklar için diyorsun değil mi hocam? İşte TL varlıklar için söylüyorum. Aslında biraz hani doların gelişmekte olan ülkelerin ayrışmasından Türkiye'ye geçmeye çalıştım. Ama bizim için çok önemli bir kötü hikayenin geride kaldığı ve tüm dünya için özellikle baz etkileri üzerinden giderek artık 2021 senaryolarının satın alınacağı bir son çeyreğe doğru giriyoruz. Önümüzdeki tek belirsizlik ikinci dalga. Ekonomileri tekrar vurup vurmayacağı kısmı. Ama vursa da ikinci çeyrek gibi olmayacağı varsayımıyla artık hem borsaların hem de para piyasalarının 2021'deki 2020'nin üzerinde geçecek bir dünya ekonomisini satın almaya başlayacağı döneme doğru geldiğimizi düşünüyorum. Şunu söylesem yanlış olmaz mı Recep? TL varlıklarda en kötüsü satın alındı mı diyorsun yani? O bir slogan olarak belki ifade edilebilir ama ben hani Merkez Bankası'nın sürecinin bitmeden özellikle dolar TL konusunda bu kadar net konuşmak istememekle birlikte faiz konusunda ve borsalar konusunda önümüzdeki dönemde Amerika'nın getireceği mali genişlemenin devam, değersiz dolar hikayesinin Türk varlıklarına diğer sebeplerin çok bozmaması kaydıyla ilgiyi yavaş yavaş artıracağı beklentisindeyim. En kötü geride kaldı diyemiyorum ama en kötünün geride kalmış olabileceği bir sürecin içerisindeyiz diyebiliyorum. Peki en kötü geride kalmış olabilir diye böyle yuvarlayayım ben, ya da büyük oranda geride kalmış olabilir. Başına bir büyük oranda ekleyelim. Belki daha doğru. Bu olur. Kadar sert olmasın Recep Atakan. Daha yumuşattı ifadeleri. Murat Salar'a döneceğim ama hani az önce bahsettiğim dolar endeksinin düşüşü yönetmenimiz göstersin. Mart'tan sonra bir 102'leri zorlamış dolar endeksi. Bakın şurada bunun tepesi 20 Mart diye aldım ben Murat abi. 20 Mart'tan bugüne 102'lerden 92'lere gelmiş dolar endeksi. Sonra üzerine gelişmekte olan ülke para birimlerini koydum. 20 Mart'tan bugüne dedim. 20 Mart'tan bugüne gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda Arjantin pezosu %14 değer kaybı, Türk lirası %11 değer kaybı, Brezilya reali %7,5 değer kaybı. Geriye kalan bütün gelişmekte olan ülke para birimleri aslında dolara karşı değer kazanmış. Birçoğu en üstte değer kazananlar Euro peg dediğimiz Euro ile beraber hareket eden, tabii Çek, Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin para birimleri. Ama hani Mart'tan bu yana da maalesef Türk lirası olumsuz ayrışanlar tarafında. Borsayı soracağım ama Recep Atakan'ın bu büyük ölçüde TL varlıklarda en kötüsü geride kalmış olabilir ya da bu sürecin içinde olabiliriz ifadesine katılır mısın? Yani ben Recep kadar çok pozitif olamıyorum henüz maalesef. Ya, genel anlamda ben Türk varlıkları için çok pozitif bakarım ama henüz... Neden abi? Neyi görmen gerekir? Barış yani bunu görmeden şöyle, işte bunu gördüğümü dönerim ya da dediğin. Biraz jeopolitik riskler yükseldi Barış. Yani yok sayamaz. Hani diyeceksin ki her günde o Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler fiyatlanamaz diyeceksin. Haklısın. Sadece onun üzerine kurgulanamaz fiyatlama ama orada da bir şey gelişiyor. Yani dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vesaire oldukça sert. Böyle baktığın zaman çok böyle orta uzun vadeli rahatlıkla yatırım yapamıyorsun. İkincisi kur tarafında Merkez Bankası'nın rezerv kısmında biraz aydınlatılmaya ihtiyacımız var. Yani orada Merkez Bankası'nın piyasayla iletişim kurup ne yaptığını ve gelecekte de ne yapacağını bence biraz anlatması lazım. Bir örnek vereyim. Mesela bugün Türk lirası faiz piyasası, yani gecelikten bahsediyorum veyahut da Merkez Bankası'nın fonlama tarafından bahsediyorum. Mesela Cuma günü kadar sıkı değildi. Bugün daha düşük oranlarla fonlama yapıldı. Şimdi bu günlük bazda değiştiği sürece ne tarafa doğru, hani yarın örnek veriyorum tekrar 8'ler seviyesine iner miyiz? Yani Cuma günü mesela 10'ların üzerindeydi. Bugün 9'lar 9 küsürlerdeydi. 8'lere iner miyiz veya 11'lere çıkar mıyız bilemiyorsun. Böyle olduğu zaman da bu belirsizlikle, yabancıların çıkışıyla ben çok pozitif olamıyorum. Recep'in söylediği büyük resim kesinlikle doğru. Yani global likidite koşulları bütün dünyadaki varlık fiyatlarını pozitif etkiliyor. Ama Türkiye biraz daha spesifik bazı şeyleri netleştirmesi lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var. Peki bir sevgili Hakan Kara'yı, Hakan Hoca'yı dinleyelim. Merkez Bankası konusundaki değerlendirmesi var. Onu dinledikten sonra bir araya da gidelim. Arayı da verelim. Aranın ardından Borsa İstanbul'daki satışı soracağım. Enflasyon, Merkez Bankası politikaları, büyüme, onlardan bahsedeceğiz efendim. Dolaylı artış yaptığınız zaman Merkez Bankası'nın politika faizinin nerede olduğunu tam olarak ölçemiyorsunuz bir kere. Yani ortalama fonlama faizini alacağız, yoksa işte gecelik BIST faizini mi alacağız, yoksa Merkez Bankası'nın yaptığı geleneksel ihalelerde çıkan %11'in üzerindeki faizi mi temel alacağız? Hangi faizi temel alacağız? Bunun net olmaması aslında beklenti yönetimini zorlaştırıyor. İkinci faktör de sizin ikinci sorunuzda değindiğiniz husus. Merkez Bankası'nın dolaylı yollarla yaptığı sıkılaşma, yani bu sıkılaşmayı doğrudan değil de dolaylı şekilde likidite aracılığıyla yapması insanlarda soru işareti uyandırıyor. Ya Merkez Bankası acaba faizi artıramıyor mu? Neden bu şekilde sıkılaştırma yapıyor diye. Bu da tabii algıyı ve risk primini, algıyı bozup risk primini yukarı çekiyor. Ve bu nedenle de hani kur ve beklentiler üzerindeki etkisi daha sınırlı oluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yaptığı sıkılaşma, banka mevduat ve kredi faizleri ve krediler üzerindeki etkisi bence olacak, bariz bir şekilde görülecek. Ama beklenti, enflasyon beklentilerini kontrol etme ve kuru kontrol etme konusunda daha zayıf etki yapacak diye düşünüyorum. Özellikle şunu göz önüne alırsanız, yani Merkez Bankası'nın eğer faiz artırmazsa resmi faizleriyle çıkabileceği maksimum nokta 11,25. Eğer enflasyon beklentileri 11,25'in üzerine çıkarsa o zaman yeniden negatif reel faiz durumuna düşmüş olacağız. Öyle bir durumda Merkez Bankası'nın işi zorlaşacak, yani beklentileri yönetmesi zorlaşacak. Ki baktığınız zaman sene sonunda enflasyonun %11,25'in üzerinde çıkma olasılığı çok yüksek. Bol paranın mali teşviklerin devam etmesinin dolar endeksini aşağı çekme potansiyeli var. Doların gelişen ülke kurları karşısında değer kaybı olası dedi Recep Atakan bir önceki bölümde. TL varlıklarda çok iyimser olmak için henüz erken dedi Murat Salar bir önceki bölümde. Murat Salar'la devam edip borsadaki bugünkü satışı da sormak istiyorum. Sonra Recep Atakan'a döneceğim. Yani bugün neden olarak ne vardı? Bir haber mi vardı? Bir şey mi vardı? Ben anlayamadım açıkçası. Biraz Avrupa'dan hani biraz böyle zorluyor muyuz? Hani Avrupa'dan etkilendi falan mı diyelim? Biraz zorluyoruz. Zorluyorsun Barış. Zorlama diyorsun. Yok. Nedir abi zorlama. Bugünkü satışın nedeni? Yani aslında şöyle baksan mesela büyüme rakamı beklentilerden daha iyi geldi. Yani daha az negatif geldi. Evet. Borsanın hani belki hoşlanacağı veyahut da daha pozitif fiyatlayacağı bir şey. Yani teknik olduğunu söylüyor bizim arkadaşlar. Belli seviyelerin aşılamaması birazcık o satışı ivmelendirdi. Son dönemde çok yüksek frekansla teknik seviyeler takip ediliyor. Bence biraz onun etkisi var. Yani temel senin aradığın bir haber akışı, bir gelişme değil. Mesela bugün ne TL tahvillerde, ne dövizde, ne Eurobond'larda, ne CDS'te borsa kadar negatif bir fiyatlama yoktu. Bankacılık Murat abi, bankacı %2,5'larda satışlar var banka hisselerinde. Yani bu bildiğimiz böyle hani yabancı satış, her hafta bakıyoruz ya bu Merkez Bankası'nın açıkladığı yabancı çıkışını gösteren haftalık verileri. Şimdi yeni hafta başında da mı deniyor ki en likit olan işte bankacılık sektöründe satış oluyor diye. Bu haftaki mesela bugünkü satışı da mı acaba öyle mi yorumlamak lazım? Yok, mesela geçen hafta bazı büyük bankalarda banka hisse senetlerinde günlük 70 milyon tane falan satış vardı yabancılardan, tek kurumlardan gelen. Dolayısıyla bugün o kadar dramatik bir şey yoktu. %4'lerin üzerinde değer kaybeden banka hisseleri de vardı. Evet, Salton'a bağlamam. Evet. Salton'a bağlamamak lazım Barış. Yani onun spesifik bir sebebi olduğunu zannetmiyorum. Ama birazcık söylediğim gibi bence o teknik gerekçeyle hani belli seviyelere geçmesi gerekiyor devam edebilmesi için. Geçemeyince de bir şekilde aşağıya doğru süzülüyor. Diğer varlıklarda aynı fiyatlamayı görmedik. Yani senkronize bir Türk varlıkları negatif fiyatlaması değil bu. Birazcık salt borsa üzerinde, peki, birazcık oraya yoğunlaşmış bir satış. Evet, mesela Türk Hava Yolları %4, TAV %5, Pegasus yine %2. Yani bir havacılık sektörü ve bankacılık sektörüne, Petkim'de de galiba bayağı bir sert satış vardı. Satışta karşı karşıyayız borsada. Recep Atakan, sana da sormak isterim aslında, Murat abi de ifade etti. Yani büyüme baktığında beklentilerden daha iyi gibi. Tek haneli büyümeyle, düzeltiyorum, küçülmeyle ikinci çeyreği atlatabilen ender bölgelerden dünyada öyleyiz ama hani borsada hep ileriyi de bir taraftan satın alır ya. Hani hem sana büyüme hem belki oradan borsa yorumu alacağım. Biz de ama büyümeyi gaza bastık hızlı bir şekilde. Yani büyümeyi öne çektik. Geriden aldık, önden çektik, sıkıştırdık büyümeyi. Kredi büyümesi ve düşük faizle. Şimdi de mesela işte fiyat artışları sonrası ve kredi faizlerindeki artış sonrası bir miktar daha o büyüme ivmesinin kaybı dönemine sanki geliyoruz. Bunun da acaba hem faiz yükselişi hem büyüme acaba hani o hızda gitmeyeceğin de bir fiyatlaması borsada olabilir mi şu an? Evet, zorlarsak olabilir diyeceğiz ama... Bunu da bayağı bir zorladım var, değil mi abi? Bu akşam zorlama yorumlarla programı ilerletmeye çalışıyorum. Gördüğüm şu olabilir Barış, yani muhtemelen bir yabancı satışı havası vardı. Yani ana kağıtlar ve özellikle daha çok yabancıların tercih ettiği kağıtlarda önemli satışlar gördüm. Ama bunları bir bilgiye dayanarak söylemiyorum, tamamen yorum olarak söylüyorum. Bugünkü büyüme verisinin sonrasında borsaları bu kadar aşağı düşürecek bir negatif yorumlama olacağını sanmıyorum. Ama bu özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'deki olan olayları biz kendi tarafımızdan görüyoruz ve oldukça milliyetçi söylemlerle ve burada bir fikir birliği olmuşçasına orada haklı olduğumuzu savunurken bir yandan Fransa'nın o bölgede Avrupa içerisinde Türkiye'ye karşıt politikalar geliştirdiği, Almanya'nın her ne kadar dengeli davransa da Avrupa Birliği olarak net, sert mesajlar yiyoruz. Tahmin ediyorum bunların oralardaki basında işlenmesine baktığımızda da bir Türkiye karşıtlığının ekstradan işlendiği zamanlar olabilir. Dolayısıyla yatırımcı psikolojisinin bizim gibi olmadığı, biraz Türkiye'de riskin büyüdüğüne dair algılar artmış ve bundan dolayı bazı satışları da tetiklemiş olabilir. Ama dediğim gibi bir somut veriye dayanmadan konuşuyorum. Belki olayı günlük bir satış olarak ya da teknik bir satış olarak değerlendirebilirsek Murat'ın da ifade ettiği gibi bunun bir rally şeklinde aşağı devam edecek bir ekonomik kötü senaryo şu anda çizemiyorum. Zaten ekonomimizin kötü olduğu yanları bir süredir yayınlarda işliyoruz. Makroekonomik verilerimizin çoğu noktasal değer olarak baktığımızda sıkıntılı. Büyüme tarafındaki performans, işsizlik, enflasyon derken bunlar haftalarda zaten piyasanın fiyatladığı unsurlardı. Ama yayının başında söylediğim gibi belki önümüzdeki dönemde siyasi gelişmeleri bir kenara bırakırsak bunların etkisi her zaman negatif ya da pozitif olabilir. Merkez Bankası'nın tavır değişikliği ihtimalini yine bir kenara bırakırsak burada da ne yazık ki... Tavır değişikliği hangi yönde? Yani az önce Murat'ın bahsettiği gibi bir anda hani dolarda stabilizasyon oldu. Ben bunu 11.25'e çıkarmadan acaba 10.5'larda idare edebilir miyim? Tarzı bir politikada değilse ki her geçen gün ortalama fonlama faizi yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Evet, ama 10-15 piyasa bugün. Uzmanları, piyasa profesyonelleri yaptığı her hamlenin günlük anlamda ne anlama gelebileceğini çok daha hızlı yorumlayabiliyor. Repo piyasasına koyduğu miktarın büyüklüğü dahi günlük anlamda Merkez Bankası'nın gevşeyip gevşemediğine dair sinyaller veriyor. Recep abi peki bu, ya lafını böldüm çok özür dilerim ama bir yere gidecektim lütfen unutma. İşte bunu günlük anlamda böyle her gün acaba bugün gevşedi mi bugün rahatladı. Aman biraz sıkılaşmadan geri adım mı atıyor? Buna böyle her gün izleyip de bakmak da hani işte o da hani bir politika ortaya koyma konusunda bir mesaj verme konusunda piyasaya biraz zayıflatmıyor mu? Zayıflatıyor. Zaten bu konu başlı başına bir eleştiri konusu ve bunda piyasanın çoğu benzer yorumları yapıyor. Az önce Hakan Kara da eski Merkez Bankası'nın baş ekonomisti arada yorumunu verdiniz. O da çok güzel yorumladı. Net bir mesaj vermektense imalı davranışlar gibi değerlendirebiliriz ve dolayısıyla bu ister istemez bir politika faizinin artırılması kadar kuvvetli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bir yandan şu gerçek de var. 7.30'lardan 10-15'lere kadar gelmiş ağırlıklı ortalama fonlama oranı ve piyasanın önemli ölçüde mutabık kaldığı %11'lere kadar bunun çıkabileceğine dair bir trend var. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu yaklaşık 4 puana yakın bir sıkılaştırma anlamına geliyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın piyasadaki fonlama miktarına baktığımızda 280 milyara yakın API ile bir rakamları ezbere bilemedim ama bir de swap yoluyla verdiği paralara baktığınızda piyasada önemli ölçüde sıkıştırılmış vaziyette ve aktarım mekanizmaları dediğimiz mevduat, kredi ve 2 yıllık bono faizleri gibi yerlerde Merkez Bankası'nın politika faizinin çok daha üzerlerinde yerlerini bulmuş vaziyette. Doğal olarak eğer Merkez Bankası bu rotadan çıkmazsa, o sıkılaştırmayı piyasanın istediği gibi olmasa da zamana yayılarak da olsa yapmaya devam ettiği sürece burada bir sürpriz olmayacağı varsayımından hareket ediyorum. Bir, dış siyasette sürpriz olmayacak, yani çok daha kötüye gitmeyecek. İki, Merkez Bankası bu tavrından kısa sürede vazgeçmeyecek dediğimizde ortaya şu tablo çıkıyor. Biz pandemi sürecinde ilk çeyreği diğerlerinden farklı pozitif geçirdik. İkinci çeyrekte önemli ölçüde herkes kadar dayak yedik. Üçüncü çeyrekte tüm dünyada uygulanan parasal genişlemeler enflasyon yaratmaz iken, hala Amerika enflasyon yaratmak için hikayeler anlatırken biz enflasyonu belki riske soktuğumuz derecede büyüdüğümüz bir üçüncü çeyrek var. Ve Eylül ayına giriyoruz. Üçüncü çeyreğin son ayı. Bunun ilk iki ayının oldukça pozitif, belki üçüncü ayının bu soğuma ibareleriyle biraz zayıf geçmesini beklediğimizde biz çeyreksel bazda tahmin ediyorum artık büyüme patikasına geçtik. Ama yıllıkta bu 0 mı olur, -1 mi, -2 mi olur? Onları birçok analist arkadaşımız tahminlerini veriyor. O yüzden eğer yıllık diye bakmayıp önümüzdeki 12 ay diye bakarsak perspektife, muhtemelen son çeyrek istenildiği kadar iyi geçmese bile önümüzdeki 12 ay varsayımıyla bir büyüme patikasının eşiğinde olabiliriz. O yüzden çok dayak yemiş, başta bankacılık sektörü olmak üzere borsayı fiyatlarken artık geçmiş verilerle değil, önümüzdeki 6 ay, önümüzdeki 1 yıl gibi bakarsak. Faizler tarafında Merkez Bankası her ne kadar piyasanın istediği gibi bir perspektif çizmese de %14'e yakın bir 2 yıllık bono faizi olduğunu düşündüğümüzde ve bunun kısa sürede de düşmeyebilip, çünkü hazine hala ekstradan borçlanmaya devam ediyor ve bu baskı da devam edecek. Faizlerimiz bence sıcak para demeyeyim, o gecelik piyasaya, aylık piyasaya gelen değil ama biraz orta vadeli para getirmek için fena bir hikaye oluşmamaya başlayacak. Yayının başında dedim ya, en kötü geride kaldığı ifadesi belki yanlış olur ama biz geçen senenin 9 ayıyla 12 ayıyla değil, önümüzdeki 12 ayla baktığımızda bir parça artık yatırım yaparken daha fazla risk alabilecek materyal var elimizde. Ama yine iki şeyi, Murat orada çok haklı. Yani bu riski ben tam alamıyorum derken söylediği ifadeler, aynı şekilde benim de katıldığım ifadeler. Merkez Bankası'nın tavrı çok net değil. Artı dış siyaset her an sürpriz yapabilir. Bu ikisinden bir gol yemediğimiz varsayımıyla diye yorumumu tekrar kuvvetlendirmek isterim. Peki şu mesajı Murat abi sana dönerken, bu arada Recep Atakan ekleyecek, üzerine ekleyeceklerin varsa lütfen ekle. Diyor ki yok, Recep Atakan'ın söyleyeceklerin üzerine Murat Salar'ın ekleyecekleri varsa ekleyebilir. Yok yani hani Recep biraz daha pozitif bakıyor. Konuştuk yani, biraz evvel de konuştuk. Ben henüz o ışığı kendi adıma almış değilim. Peki şunu söyleyeyim. Diyor ki izleyicimiz, insanlar ya çok mesaj, yani böyle mesajın içeriğine girdiğimizde enteresan bence şeyler çıkıyor. İnsanlar ellerinde Türk lirasıyla kaldı. Şimdi bu baştan aşağı, mesela insanlar elinde Türk lirasıyla kaldı cümlesini bile al bir saat yorumla mesela. Değil mi abi? Yani ne demek elimde TL ile kaldım? Hani param var, TL ile kalmayı bir sıkıntı olarak görüyor. İlginç. Yani yıllık şu anda herhalde ya da aylık diyeyim %1'ler civarında faiz alabilir. Elinde TL ile kalmak dediği, yani boş durmaz o TL. Onu söylemeye çalışıyorum. Yakın dönemde. Evet buyurun. Yakın dönemde dayak yedim anlamına geliyor Türk lirada kalarak. Evet. Hı. Diyor ki ama tabii bir milli para biriminde kalmış olmak aslında böyle ifade edilmemeli ama getiri anlamında evet bir süredir TL'de kalmak sıkıntı. Devam et lütfen. İnsanlar ellerinde Türk lirasıyla kaldı. Dolar yükseldi. Altın alsak komisyon kesiliyor. Borsa sert satış yiyor. Araba alacaktık, bir günde 50.000 lira zam geldi. Keza kredi faizleri yükseldi. Ev fiyatları da uçtu gitti. Bu insanlar nereye yatırım yapacak? Bence bir süreci özetlemiş hocam. Murat abi ne diyorsun? Buna ben cevap vereyim. Bir de tersten bakmak lazım. Şimdi hani buyurun, bardağın dolu tarafı, boş tarafı. Şimdi konut sahibi olanların varlıklarının değeri arttı. Konut fiyatları yükseldi. Aynı şekilde araba sahiplerinin varlıklarının değeri arttı. değil mi? Yani servet sahibi oldular hatta. Evet. Araba sahipleri. Aynı şekilde Türk lirasına yatırım yapanlar bugün en azından daha yüksek faiz alıyorlar. Dövize olanlar bir süredir zaten pozitif trend. Altına yatırım yapmış olanlar yine aynı şekilde uzunca bir süredir bir pozitif trendde gidiyor. Bir tek bunların içerisinde hani borsayı tartışırız. Endeks olarak baktığımızda, yani BIST 100 endeksi olarak baktığımızda çok böyle bir yere uçup kaçmış gözükmüyor ama orada da o BIST 100'ün dışındaki hisse senetlerine yatırım yaptıysanız, ki genellikle borsadaki bireysel yatırımcılar benim görebildiğim kadarıyla biraz daha o kısımda işlem yapmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla herkes para kazanmış gözüküyor aslında bu işte. Parası olan herkes. Evet. Göreceli olarak doğru da ifade ediyorsun. Recep abi, buna bu mesajı eklemek istediğin var mı? Vallahi var, çok lütfen. Slogan denecek şeyler geldi aklıma. Biz aslında fakirleştik. Ülke olarak fakirleştik. Yani seyircinin TL'de kalan tasarruftan dolayı bu serzenişini son derece haklı buluyorum. Evet, bizim bankadaki mevduatlarımız 210 milyar dolar. Onlar ciddi bir para kazandı TL'de olmadıkları için. Yastık altı dediğimiz, belki rakamlarını ezbere bilmesek de altın ve dolardan oluşan yastık altı tarafında olup da yine burada para kazanan da var ama bu ülkedeki tasarrufların yarısı da TL ve bu TL ne yazık ki bu kadar tasarruf açığının olduğu, bu kadar TL'nin özendirilmeye çalışıldığı bir ortamda TL'ye güvenenler yakın dönemde fakirleşti. Bunu toplamda da baktığımızda ülkenin kişi başı milli gelir rakamlarında da görüyoruz. 12 bin dolarlardan 9 bin dolarlara. Ülkenin toplam büyüklüğüne bakıyoruz. 900 küsür milyar dolarlardan 700 küsür milyar dolarlara kadar gelmiş olması. Aslında servet sahibi, tasarruf sahibi para kazandığı gibi gözüküyor ama bütün olay ülke olarak bütüne baktığımızda biz dolar bazında ne yazık ki fakirleştik. 9 bin doların burada, altına inmiş kişi başına düşen bir gelir. Evet. Burada Türk lirasının istikrarsızlığı, Türk lirasının enflasyondan daha fazla değer kaybetmesi temel sonuç. Ve işte bunu da yönetmek için Merkez Bankası'nın TL tasarrufçusunu en az enflasyon kadar beslemeli dediğimiz noktada bütün bu gerçeğin aslında diğer sonucu. Evet, araba alanların şu anda dönemsel vergilerden dolayı araba bir tasarruf aracı mıdır? Normalde olmaması lazım. Ev bir tasarruf aracı mıdır? Normalde olmaması lazım. Ama öyle bir hale geldik ki TL'ye getiri vermediğiniz sürece TL dışındaki her türlü varlık tasarruf aracı olarak şu an gözüküyor. TL'ye getiri verilmeye başlandı mı ve ne kadar tatmin edici? İşte 11.9'a enflasyon gelecek diyoruz bu hafta. 12 diyelim hadi kabaca. 12'lik enflasyona göre Recep abi diyeceksin ki ya Barış işte beklenen enflasyon. Tamam, onu da anlıyorum da beklenen enflasyona da baksan sene sonu 10.7, Merkez Bankamızın yaptığı son anketten çıkan. Nedir orada durum? Yani senden bir yorum alalım lütfen. Tabii. Şimdi bizim aslında temel sorunumuz devletin bütçesindeki açık. Bu açığı eğer biz doğru yönetebilirsek ne otomobillere bu kadar ÖTV zammı yapmamız gerekiyor, ne mevduat faizinin 13 olduğu bir yerde vatandaşın eline geçen 10.5 enflasyonun altında kalan bir stopaj almamız gerekir. Doğal olarak kaynaklarımızı zamanında doğru yönetemeyince ortaya çıkan kaynak açığını devlet stopaj yoluyla, ÖTV yoluyla almaya çalışıyor. Bunu hemen yatırımcı bazına indirgediğimde ve beklenen enflasyonun 11 olduğu bir yerde 13 brüt faiz vermek, 0 reel faiz vermek anlamına gelir. Ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki tasarrufçular, elbette herkes öncelikle ekonominin temel gerekçesidir, bencildir. Doğal olarak bencildir. Ekonomi zaten bencillik üzerine kuruludur. Herkes kendini maksimize etmeye çalışır. Ama faizleri daha fazla yükselttiğiniz bir yanda da ülkenin de gidişatı, yani reel sektörün durumu, bu kadar borçlu olmanın getirdiği yükler dolayısıyla bu da ekonomik durgunluğa yol açıp dolaylı olarak yine fakirleştirecektir. Bence optimum dediğimiz kavram üzerinde tartışmalıyız. Ve bu bizim eksik olduğumuz noktaydı. Merkez Bankası'nın son 6 aylık politikasında minimize etmek ya da maksimize etmek dediğimiz kavramları kurduğu için negatif reel faizi abarttık. Bence beklenen enflasyon kadar faiz verebilseydik bu dönemde insanlar en azından TL'ye yatırım yapmanın para kaybettirmediği bir dönem olduğunu görecekti. Şimdi bugün mevduat faizlerin 14-15'e çıkması desem haksızlık olur. O zaman kredi faizi tarafından sektörler durur. Ama belki bu dönemde bu KDV'ye yapılan düzenlemeler gibi dönemsel bir TL yatırıma stopaj avantajı getirilmesi ki daha önceki yayınlarda da hem Murat tarafından hem de diğer konuklar tarafından da dillendirildi. TL'nin cazibesini arttırmak sadece faizini arttırmaktan geçmez. Beklenen enflasyon artı bir miktar reel faiz anlamına gelecek uygulamadan geçer. Ben şunu görüyorum. Merkez evet faiz arttırmamak için doğal olarak neden arttırmaya çalışmadığını da biliyorum. Hani ekonominin çarkların biraz daha hızlı dönmesi, istihdamın toparlanması gibi sebepler var arkasında ama geç kaldık bazı şeylerde. O yüzden yatırımcıyı belki TL'yi tekrar cazip hale getirecek, şok edecek bir iki küçük uygulama en az faiz artışı kadar etkili olabilir. Daha fazla detayına ileriki yayınlarda gireriz. Murat Salar, birkaç cümlem var mı? Sonuna geldik ama sana söz vermemiş olmayayım. Ben şöyle düşünüyorum Barış. Bizim eğer Merkez Bankası ile piyasa arasında bir mücadeleden çıkartırsak, yani o felsefeden çıkartırsak, biraz da Merkez Bankası'na tekrar kredibilite kazandırma felsefesinin üzerine kurgularsak pozitif düşünmek için birçok nedenimiz olabilir. Ama öncelikle bu kurguyu sağlamamız lazım. Peki. Çok teşekkür ederim Murat Salar. Ağzına sağlık değerlendirmeler için. İyi akşamlar dilerim. Biz teşekkür ederiz Barış. Recep Atakan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Hemen New York'a sevgili Melike'ye döneceğim. Amerikan endekslerindeki karışık görünümle başlamıştık. Nasdaq'ta %1'e varan yükseliş vardı. S&P ve Dow Jones'ta ise satış. Bakalım sevgili Melike'de hangi notlar var günün sonunda? Evet, S&P 500'de satışa geçti. Barış, teknoloji firmaları karışık bir yerde. Apple aslında Nasdaq'a yukarı kaldırdı kendisiyle birlikte. 4'e 1 stock split hisse senedi bölümü olduğu için Tesla da aynı şekilde. Yani bugün Apple'da Tesla'nın günü, o da 5'e 1. O yüzden performansları yukarı çıkıyor. Tesla'nın bir ara %10'u aşmıştı. Yukarı çıkışı Apple'da %3'lerde. Bunlar ağırlığı olan hisseler. Amazon'da keza aynı şekilde. Drone'dan süpermarket alışverişlerinin dağıtımını böyle alabileceğiz artık. Kaliforniya'da zaten bunun bir pilot test uygulaması olmuştu. Ama FAA'den yani özellikle bir takım yerlerden onay alması gerekiyordu. O yüzden de bu bugüne denk geldi. Fakat işte sen de söyledin, TikTok gibi birçok firma ve Çin politika, yaptırımlar, kısıtlamalar, regülasyonlar derken bunların Microsoft, Oracle, Walmart üzerine etkilerini gördük. Özellikle teknoloji ihraç eden firmalara yaptırımlarda bulunacağını da söyledi Çin. TikTok'la birlikte TikTok'u neredeyse Amerikalı firmalar artık alamayacak hale gelecek kadar uygulamaları sıkılaştıracak. Böyle bir günde şimdi baktığımızda enerji de düştü. Çünkü petrol fiyatları yukarı fırlıyordu. Lora kasırgası o işin etkisini azalttı ama bugün bunun yataylaştığını, biraz daha düştüğünü görüyoruz. Altın güvenli liman VIX %9'lara fırladı. %9 kadar fırladı ve gün içinde birçok üst düzey yetkili kıdemli baş stratejisinde konuştuğunu, daha fazla para politikaları değil de mali teşviğe, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Hem borsanın hem ekonominin. Bu da çok etkili oldu. Bir yandan da tabii FED yetkililerin konuşmaları hazmediliyor. Enflasyon ve işsizlikle ilgili hedefler konuşuluyor. Faizler arasındaki korelasyon ve faizlerin düşük tutulması. Kaşgar'da aynı şeyi söyledi. Böyle bir günde bir yandan da CRM yani Salesforce ve Honeywell gibi hisselerinde kendi yukarı taşıdığını gördük. S&P 500'e de dahil oldukları için diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkürler aktardıkların için. Biz bir de vadeli endeksler tarafına ekranlara yansıtalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'da vadeli endekslerde de Nasdaq'ın hakikaten müthiş hareketi söz konusu. %1'e yakın yukarıda, Dow Jones 0.7'ye yakın aşağıda, S&P'de 0.2'lik bir satış var. Çok majör bir haber akışı yok. Sevgili Melike de anlattı. Biz de programda yorumladık. Bu hafta gelecek tarım dışı istihdam, ona bakacağız. İstihdam çok iyi gelse ne olacak? Fed hemen faiz artıracak mı? Hayır. Uzun süre 2022'ye kadar faizleri zaten sabit tutacağını, sakin, düşük tutacağını mesajını geçen hafta Powell vermişti. Dolayısıyla yine de tabii piyasalar cephesiyle izleyeceğiz. Zayıf bir dolar var. Bunun altını çizelim. Dolar endeksi 92'lerde, 1.19'un üzerinde de bir euro dolar paritesi karşımızda. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Vadelilere baktık. Bir de yarın ne konuşacağız? Onu ekranlara yansıtalım. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çin'den özel sektör imalat PMI verisi, Türkiye'den, Almanya'dan ve Euro bölgesinden ve ISM imalat verisi Amerika'dan gelecek. Yarın imalat PMI satın alma yöneticileri endeksi günü anladığımız kadarıyla. Bizden bu akşam bu kadar diyelim. Birazdan spor saatinde Emin Çağlar Fatih Altaylı'ya soracak ve sohbet edecekler. Yarın akşam buluşmak üzere efendim.